Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente selamu ve menke selamu tebarek teyze celalü vel ikram ala Resulüne Muhammedin salavat. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Bizler salgından ziyade Ramazan ayı günahlardan arınma ayı olduğu için yani ailecek biz her Ramazan ayı Allah'a hamdolsun ibadetle geçirmeye çalışıyoruz. İbadetle günümüzü bitirmeye çalışıyoruz. Salgınlarla dolayı evde olduğumuz için çocuklarımızın eğitimi ve kendi eğitimimizde bayağı bir ilerledik yani. Yani salgının kötü tarafı da var. Bu da iyi tarafı bizim için. Çok iyi oldu. Yani globalleşen dünyada bu bizim için çok büyük bir kazanç oldu gerçekten. Yani İnsanlar bunu kötüye yorumlayabilir, kötü olarak da durabiliyor, ölümler artabilir ama biz her zaman Allah'ın bize verdiği iyi tarafından alıyoruz. Sabah 8'de gidiyorduk, akşam 5 gibi işten geliyorduk. Hani gündüz gün içinde misal çocuklar ne yapıyordu, nasıl bir eğitim alıyorlardı misal. Tamam bunları misal kulaktan duyma şey yapıyorduk ama hani gelip birebir yaşantı olduğu zaman daha güzel olurdu misal. Hem eşim misal verdiği eğitim vardı. Hani bir de babanın gelip buna katkı sunduğu zaman hani birlikten kuvvet doğar misali. Bu olduğu zaman daha bir etkili olur mesela şu anda. Hamdolsun tamam belki korona çıktı, salgın çıktı. Hani daha önceden mesela camilerde gidiyorduk mesela. Tamam ne kadar camilerde ibadet yapsak da mesela hani yine orada imama uyurduk. Hani bu da güzel bir şeydir. Ama şimdi evde mesela birebir ilgilendiğimiz zaman bu daha bir böyle tatlı oluyor böyle. Hani hamdolsun hikmetleri de var. Tamam bunu Allah korusun başta ümmet Muhammed'e. Tabi bazı hikmet gözle bakmak da gerekiyor. Hani evimizde misal çocuklarımızla beraber Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz misal. Namazlarımızı beraber kılıyoruz. Hani önce onlar yine kırıyorlardı zaten tek başlarına. Ama şimdi gün içinde misal cemaatle kılıyoruz. Hamdolsun bu da güzel şeyler de var misal bunun. Hani önce insanlar bahane atıyordu. Yok işte namaz kılamıyoruz, yok zamanımız yok, şu yok, bu yok diyordu. Alın size bahane işte. Evinizdesiniz şu anda. Fırsat bu fırsattır diyorum. Hani bu da Allah-u Teala'nın bir takımı ikramıdır yani sizlere. Hani belki de bu uyanmamız içindir. Islah olmamız içindir diyebilirim yani bunu. Sen. Bu güzel kız. Tatlı kız. Öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayına kavuşturduğu için Allah'a hamd etmemiz lazım. Bu sokağa çıkma yasaklarını nasıl değerlendiriyoruz? Bu gibi fırsatları hani maneviyatımızın yükselmesi için daha çok çalışıyoruz. Daha çok gayret ediyoruz. Çoluk çocuğumuza daha çok ilgi gösteriyoruz. Hani öncesinde işe gidiyorduk, akşam geliyorduk, yorgun argın oluyorduk. Fazla ilgi gösteremiyorduk. Hani bu bizim için de bir fırsat oldu. Hem çoluk çocuğumuzla ilgileniyoruz, hem bu beraber evlerde mukabele yapıyoruz. Ramazan ayında mesela şu an
camiler kapalı. Bunun için üzülüyoruz tabii. Ha ne yapıyoruz? Kendimizi yine boşa salmıyoruz. Yine bunu evde değerlendirmeye çalışıyoruz. Zamanımızı kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Evde olsun, teravih namazlarında beraber olsun, Kur'an olsun, sohbet, İslami sohbetler olsun, aile sohbetler olsun. Bunun gibi şeyler değerlendirmeye çalışıyoruz. Hani zamanımızı böyle boş geçirmemeye çalışıyoruz. Hani bu hastalık da malum gelmiş. Eceldir tabii. Ecel her türlü gelir. Allah-u Teala bütün Müslümanları bu hastalıktan korusun öncelikle. Hani Allah'tan gelmiş. Allah-u Teala hani her şerde bir hayır vardır. Hani inşallah umuyoruz ki inşallah yakın zamanda inşallah bu hastalık inşallah dünyayı terk eder. Hani insana da yine eski hayatına camilerimiz açılır. Yine hayat normale dönmesini sağlar inşallah. Ramazan ayı mübarek olsun. Babam evde bana Kur'an öğretiyor. Dışarıya çıkamıyoruz ama evde Kur'an okuyoruz. Annemle babamla birlikte namaz kılıyoruz. Allah ümmete yardım etsin. Derslerimi çalışıyorum, Kur'an'ımı okuyorum. Annem ve babamla beraber namazımı kılıyorum, Kur'an'ımı okuyorum, ödevimi yapıyorum. Kardeşlerimle beraber Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye çalışıyoruz. Allah bizlere yardım etsin.